videomuzda sizler için turunç ekşisinin defrize muhafazasını anlatacağız. Şimdi sırasıyla yapım aşamalarına geçiyoruz. Turunç ekşisinin defrizde muhafazası için öncelikli olarak ağaçtan toplanılan turunçlar bol suda yıkanır. Bol suda yıkayarak temizlediğimiz turuncumuzu tam ortasından bıçak yardımıyla kabuğundan arındırıyoruz. Bir bıçak yardımıyla tam ortasındaki kabuğundan arındırdığımız turuncumuzu başka bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye ayırarak bir el dokunuşuyla sıkıyoruz. Bir püf noktayı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Turuncu kabuğundan arındırdığımız bıçak ile ortadan ikiye ayırdığımız bıçak farklı olmalıdır. Bunun sebebi de turunçtaki acı tadın suyuna çıkmamasıdır. Ortadan ikiye ayırarak bir el dokunuşuyla sıktığımız turuncumuzun suyunu tel süzekten süzüyoruz. Bugün bizleri evine davet ederek turunç ekşisinin defrizde muhafazasını bizlerle paylaşan takipçimiz Sultan Türkmen Hanım'a ve onun sevgili komşularına kalbi duygularımızla teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu güzel atmosferde sadece turunç ekşisinin defrizde muhafazasını öğrenmekle kalmayıp komşuluğun, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, kardeşliğin, dostluğun da önemini öğrenmiş olduk.
Bir toplumun gelişmesinde, yükselmesinde büyük bir öneme haiz olan bu güzel davranışları bizlere sergileyen Sultan Hanım ve komşularına sevgilerimizi sunuyoruz. Sizler de kendi mutfağınızda Tarsus Medeniyetler 5 YouTube kanalımız için yöresel lezzetleri bizimle paylaşabilirsiniz. Ya da yöresel lezzetleri bizimle paylaşabilmek adına Tarsus Medeniyetler 5 YouTube kanalımızın mutfağına konuk olabilirsiniz. Bir el dokunuşuyla sıkarak süzekten geçirdiğimiz turunç ekşimizi şimdi ikinci kez tekrar süzekten geçiriyoruz ve şişelere, bardaklara dolduruyoruz. Yapımı oldukça zahmetli, tüketmesi de bir o kadar keyifli olan turunç suyu ile istediğiniz sebzelerle turşu da yapabiliyorsunuz. Bardaklara ve şişelere doldurduğumuz turunç ekşimizi öncesinde bir tepsiye, sonrasında ise dikkatlice difrizimize yerleştiriyoruz. Difrizde muhafaza ettiğiniz turunç ekşisini istediğiniz zamanda, istediğiniz yemekte çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Oldukça şifalı olan turunç ekşisi salata ve çorbalara muhteşem lezzet vermektedir. Umarız bu videoyu izledikten sonra sizler de evinizde çok rahatlıkla turunç ekşisini difrizde muhafaza edebilirsiniz. Bizleri takip ettiğiniz için, abone bulduğunuz için, abone olduğunuz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlerin yorum ve beğenileri bizlerin çalışma azmini artırmakta ve çalışmalarımıza yön vermektedir. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Bu videomuzda sizlere turunç ekşisinin defizde muhafazasını anlattık. Bu konuda bizlere destek olan Sultan Hanım'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, dostça kalın, bizimle kalın.